öğrenebilir miyiz? İrfan Cin, Dozer Operatörüyüm. Karla mücadeleniz devam ediyor. Yeşilöz Köyü'nün yolunu açmaya çalışıyorsunuz. Yaklaşık bir aydır kapalı olan yolu açtınız. Neler söylemek istersiniz? Doğrudur. Yoğun kar yağışı olduğundan dolayı yaklaşık 4 gündür yol açma çalışmaları devam ediyor. Gecenin geç saatine kadar çalışmaktayız. Çok şükür şu an köye vardık. Mutluyuz. En son köyümüz sizin yolunu da açtık. Yaklaşık merkeze 40 km uzaklıkta. Çok mutluyuz bu konuda. Şırnak'ın Beytüşşefap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor. İlçeye bağlı Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası'ndaki köy yolu yaklaşık bir aydır kapalıydı ve Beytüşşefap Kaymakamlığı'na bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin karla mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendinizi tanıtır mısınız? Fahri Erdal. Beytüşşefap'ta yoğun bir kar yağışı var. Ekipler olarak yoğun bir mücadeleniz var. Özellikle Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası'nın yolunu açıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Doğrudur. Buranın coğrafi şeyleri çok ağır olduğu için biliyorsunuz mesafemiz de uzak. Oradan buraya 40 kilometredir. Şimdi 4 günden beridir 3 tane makinayla arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Şantiye şefim de burada. Siz geldiniz, gördünüz. Ne zor şartlarda çalıştığımızı, coğrafi durumunun ne kadar ağır olduğunu gördünüz. İsmim Aslan. Faraşin Yaylası'nda kalıyorsunuz. Vallahi yaylada kalmayı tercih ettiniz. Bu sene Faraşin Yaylası'nda kaldık. Bu sene Faraşin Yaylası'nda kaldık. Bu hastalık vardı, virüs, korona virüs vardı Türkiye genelinde. Bütün dünyada var, her tarafta var. Bu aşağı yukarı 2-3 metre kar yağmış. Bir aydır yolumuz kapalıdır, elektriğimiz yoktur. Şebeke çekmiyordu, mazotu bitmiş jeneratörü. Ama Beytüşşefap Kaymakamlığı Bey ekibi gönderdik. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yolumuzu açtı. Elektriğimizi gelir inşallah en yakında. Çocuklarımıza büyük bir fedakarlık yaptı. İsmim Mikail Gökç. Beytüşşefap ilçesine bağlı İlöz Eylemesi İş Makinesi Operatörüyüm. Doğrudur. 29 köyümüz vardı. Hepsini açtık. En son Yeşilöz Köyü'ne ulaşmaya çalıştık. Bu 4 gündür arasız olarak gece saatlerinin geç saatlere kadar ekip arkadaşlarımla beraber çalıştık. 4 günün sonunda Yeşilöz'e ulaştık. Şu anda Yeşilöz'deyiz. Burada 4 aile yaşamakta. Ailelerin yanına geldik. Şu an ailelerine beraberiz. Bu akşam da onların misafiriyiz. Sabah Allah'ın izniyle tekrar Beytüşşefap'a dönüş yapacağız.